Tekin. Ne öyle ergen çocuklar gibi sürekli elinde telefon böyle dıt 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 dıt. Bari sofrada bırak şunu elinden. İstemez. Affedersiniz. Canım, su alabilir miyim? Nasıl bir insansın ya? Dünyamızı yaktın, yıktın, herkesi mahvettin. Teyze. Yine de hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçebiliyorsun. Pes. Vallahi pes. İnsanda biraz utanma, biraz arlanma olur ya. Teyze tamam. Ne tamam Halil? Ancak bu kız bu evden gittiğinde tamam olur her şey. Sinsi şeytan. Teyze yeter lütfen. Karıcığım. Gülhan. Sakin ol biraz. Hayatım. Herkes işin başına. Herkes dedim. Tekin. Sen ablam yukarı çıkar. Hadi gel hayatım. Sen ne yaptığını sanıyorsun teyze? Hepimizin dengesini bozdu bu şeytan.
Ben böyle bir insan değildim Halil. Her şey bu kız yüzünden. Ben eski bizi istiyorum. Sen, ben, Gülhan. Birlikte güldüğümüz, birlikte ağladığımız günleri geri istiyorum Halil. Teyze, biz zaten hala öyleyiz. Değiliz. Sen daha bugün beni Gülhan'ı düşünmemekle suçladın. Yaşadığımız onca şeyden sonra ben bunu hak edecek ne yaptım Ali? Teyze tamam. Ben sana bugün biraz haksızlık ettim. Üzerine geldim. Ben sadece Gülhan'ın travmaları yeniden tetiklenmesin diye. Biliyorum. Tamam biliyorum. O kıza haddini bildirecek misin peki? Teyze. O da hepimiz gibi. Ablamın iyi olması için uğraşıyor. O kadar.